Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle merkez bankalarını bir miktar konuşacağız. Bu hafta Fed toplantısı var. Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararını aldık. Ama öncelikle hızlıca bir petrol fiyatlarına bakmak istiyorum. Ondan sonra ABD'deki halka arz piyasasındaki gelişmeleri bir miktar paylaşmak istiyorum. Daha sonra da merkez bankalarını konuşup yayını kapatmayı planlıyorum. Şimdi ilk başta şu OPEC'in sayfasında Bloomberg üzerinden kapasitelere ve kimlerin daha fazla üretimi arttırabileceği noktasındaki ayrımlara bakalım. Şimdi ilk olarak zaten Suudi Arabistan karşımıza çıkıyor. İşte 12 milyon varillik günlük kapasitesi var ama bunun yaklaşık 9 milyon varilini üretimde kullanılıyor şu anda ve yaklaşık bir 3 milyon varillik aslında arzı arttırabileceği bir alan var ama arttırmıyor. Ne kadar doğru bir karar olduğunu tarih gösterecek. 2024'teki ekonomik gelişmeler gösterecek. İkinci olarak işte Birleşik Arap Emirlikleri karşımıza çıkıyor. Tabii bu ikisi de biraz paralel hareket ediyor. Ama şurada İran ve Irak tarafı önemli arkadaşlar. Neden? Bugün Biden yönetiminden Irak'la ilgili bazı açıklamalar da geldi. İran'la ilgili işte bu tutukluların takasının gerçekleştirilmesi. Bunların hepsi aslında piyasada daha fazla petrol arzı yaratabilmek adına atılan adımlar olarak yorumlanıyor. Şimdi Biden bunu tabii boş yere yapmıyor. Şunu şöyle aşağıya götürelim ve ABD'de ulusal benzin fiyatları ortalamalarına bakalım. Şimdi mevcutta regular diye geçen işte standart pompa fiyatı diye belirtelim. 3,88 dolar. Bu bir sene önce 3,67 dolardı arkadaşlar. Orta kalite dediğimiz taraf 4,3, bir sene önce 4,12, premium yüksek kalite 4,6, bir sene önce 4,43. Şimdi 2024'te tabii yeni bir seçim döngüsüne gireceğiz ve petrol fiyatları, benzin fiyatları, özellikle pompa fiyatları ABD hane halkı için çok önemli bir ekonomik gösterge. Yani nasıl işte Almanya'da enflasyona bakılıyor, Çin'de büyüme oranına bakılıyor, işte farklı gelişmekte olan ülkelerde dolar karşısında olan kurlara bakılıyor. ABD'nin de kendi içinde, yani ekonomi nasıl gidiyor o noktasında, hane halkı bir miktar benzin fiyatlarına bakarak durumu kendi kafasında netleştiriyor. Tabii ki farklı şeyler de var. Yani kazandıkları maaşlar, harcamalar, kira fiyatları vesaire. Ama basit bir denklemde seçime giderken benzin fiyatlarında çok ani bir yükseliş yaşanması hiçbir politikacının, seçime giden politikacının ABD'de isteyeceği bir şey değildir. Yani böyle bir şey istemezler. Dolayısıyla burada İran ve Irak üzerinden ABD ilişkilerinin biraz daha iyileşmesi bu süreçte belki bir kısa vadeli bir çözüm yöntemi olarak düşünülebilir arkadaşlar. Onun dışında haklı çıkmadım. Yani petrol fiyatları beni oldukça yanılttı. Şuradan hemen şeyi açayım, size göstereyim. O bir dediğim zaman Brent petrol. Bu sabah itibariyle 95 doların da üzerine çıktı. Şöyle açalım grafiği. 95 doların da üzerine çıktı. Dün Suudi Arabistan Enerji Bakanı Çin ekonomisiyle ilgili jüri karar verecek diye bir açıklamada bulundu. Yani burada eğer Çin'den gelen talep çok ciddi derecede yüksek olacaksa ve büyüme tarafında %5'lik beklentinin üzerine çıkılacaksa, benim anlamakta güçlük çektiğim şey, açalım. Şimdi Ağustos
Sonu itibariyle petrol fiyatlarında gerçekten kayda değer bir yükseliş yaşanırken MSCI Çin'de hiç öyle bir durum yok arkadaşlar. Aşağıya doğru giden bir Çin endeksi var. Şimdi ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Ya bunun biraz aşağı gelmesi lazım. Eğer Çin ekonomisi gerçekten %5'lik hedefi geçecekse ya da bunun yukarı çıkması lazım. İzleyip göreceğiz. Yani bununla ilgili çok paylaşım yaptım Çin'le ilgili. Kendimi tekrarlamayacağım. Ama bu ayrışma bence önemli bir nokta. Şimdi gelelim halka arz tarafına. Arm Holdings halka arzını gerçekleştirdi. 14 Eylül'de de ilk günlük primi %25'e yakın oldu arkadaşlar. Ondan sonraki 2 günde görüyorsunuz eksi rakamlar mevcut. Bu da gayet makuldür. Yani şu primden sonra bunların gelmesi gayet normal. Ama bu halka arz ve ilk gün primi şirketlerin ya işte halka arz edilirken ki fiyat aralığını yukarı revize etmesine sebep oluyor ya da daha fazla para raise edebilir miyiz? Daha fazla para toparlayabilir miyiz bu halka arzdan? Sorusuna bir cevap olarak evet kısmını gündeme getiriyor. Şimdi Instacart geçen hafta işledik. Bandı kaç fiyattan işte bunu bu halka arzı gerçekleştirebilecek noktasında bu bandı yukarı çekti arkadaşlar. Klaviyo işte önemli bir pazarlama ve veri otomasyonu şirketi. Orada da toplanacak para miktarında daha böyle bir yukarı revizyon oldu. Şimdi tabii bu arzların böyle daha heyecanlı bir şekilde piyasaya gelmesi endekslerde de petrol fiyatları artık böyle bir risk faktörü haline gerçekten dönüşmüş olsa da endekslerde çok ciddi ve kalıcı satışlara neden olmuyor. Daha önceden mesela düşünelim şu anda işte petrol fiyatlarının bulunduğu yer 2022 Kasım ayı ama çıkış hızına falan baktığımızda böyle savaş zamanlarındaki noktalar gibi. Tabii o kadar sert değil ama savaş zamanındaki fiyatlamaları bir miktar hatırlatan işte arz yönlü riskleri hatırlatan bir yapıda. Bunun endeksler üzerinde negatif etkisi oluyordu. Bu da niye işte aylık bazda enflasyon verilerinde manşet rakamda yukarı yönlü riskler oluşturuyordu. Şimdi bu yukarı yönlü riskler gene oluştu. Eğer bu Suudi Arabistan'ın politik kararı daha doğru yola girmezse, yani yıl sonuna kadar böyle devam ederse ya da işte İran ya da Irak tarafından daha fazla petrol arza sunulmazsa, günün sonunda eğer büyüme tarafında da çok ciddi bir aşağı revizyon görmeyeceksek yıl sonuna kadar ki göreceğimizi çok zannetmiyorum. Daha çok 2024'te bu problemler yaşanmaya başlayacak. Ki bu petrol arzındaki hareket onu daha da olası hale getiriyor. Çünkü merkez bankaları durma periyoduna girecekken bir miktar kapıları hala açık bırakmak durumunda kalmak zorunda kalacak. İşte Fed toplantısında bu hafta mesela Powell net bir sinyal veremeyecektir diye düşünüyorum. İşte bir faiz daha yapmayacağız, artışı daha yapmayacağız şeklinde kapıyı açık bırakacaktır, hafif bir açıklık bırakacaktır. Ama petrol fiyatlarındaki yükseliş burada ana etken olarak gösterecektir diye düşünüyorum. Büyüme beklentileriyle ilgili daha fazla bir 2024'e dair olumsuz bir senaryoyla karşılaşabilir miyiz sorusunu doğuracaktır arkadaşlar. Şimdi bunu anlattım. Hani halka arzların durumu bu. Petrol fiyatlarındaki durum bu. Böyle bir büyük resimde şunu anlamaya çalışalım. Şimdi burada neyi gösteriyorum size arkadaşlar? 70'lerden itibaren beyaz çizgi 2 ve 10 yıllık getiri farkı. Şu anda işte eksi 74 bas puandayız. Mavi çizgi Fed'in politika faizi buradaki yükselişler ve kırmızı alanlar resesyonlar. Şimdi gördüğümüz ve anladığımız bir şöyle bir gerçeklik var. Birincisi
Beyaz çizgi yükselmeye başladıktan sonra bir resesyona giriliyor. Şurada da ufaktan bir yükseliş süreci başladı. İkincisi, beyaz çizgi eksinin aşağısındayken, yani eksi bölgedeyken, sıfırın aşağısındayken faiz artışlarından sonra resesyona giriliyor. Bir yumuşak iniş yaşandığı dönem var mı? Evet var. Şimdi şöyle 90'lara bakıyoruz. 90'larda görüyorsunuz. Şurada bir işte bir faiz artışı süreci var. Ama resesyon 2001'lerde geliyor. Ancak buradaki önemli ayrıntı, şuna gidip baktığımız zaman şu faiz artışı döneminde, 90'ların başındaki şu faiz artışı döneminde beyaz çizginin 2-10 yıllık makasının eksiye geçmediğini görüyoruz. Şurada tekrardan artış olunca geçiyor ve ondan sonra bir resesyon daha karşımıza çıkıyor. Yani yumuşak iniş gerçekleştirilebilir, olamaz diyemem. Ama geçmiş döngülerde çok nadir yaşanan bir durum. Hele ki verim eğrisinden böyle bir sinyal geldiği zaman, işte resesyon olacak sinyali geldiği zaman gerçekleşme olasılığı ciddi oranda azalıyor. Şimdi bu düşüncede 2024'te büyüme problemi olacaktır demek yanlış bir şey değil. Bu bilinirken üstüne üstlük petrol fiyatlarını tamamen politik bir kararla daha da yukarı taşımak ve tekrardan bir manşet enflasyonu riski yaratmak bu resesyonun yapısını biraz daha belirleyebilir. Yani daha hafif mi geçecek, ağır mı geçecek noktasında. Şimdi benim hala bas senaryom 2024'te hafif bir resesyon olacak. Ama bu politik tartışma Fed tarafındaki beklentilerimi bozarsa, gerçekleştirmezse neydi bu beklenti? Temmuz ayında faizi arttırdı. Çok güzel alkışlıyoruz. Ondan sonra Eylül'e geldiğimizde bu hafta faiz arttırmayacak ve bundan sonra da arttırmayacak. Ama bu yükseliş hareketi, işte benzin fiyatlarında da gösterdim size, Fed'in her ne kadar hedefi çekirdek enflasyon olsa da benzin fiyatlarının gidişatı nedeniyle Kasım Aralık ayı kapılarını tam olarak kapatma istememe duygusuna geçmesine neden olacaktır. Cümleyi kuramadım yani tam olarak kapatmak istemeyecektir. Şimdi bu yapıda tabii çok kötü bir şekilde kendini besleyen bir döngü gibi 2024 büyüme beklentilerine tarafını yavaş yavaş etkileyecek. Şimdi büyük resmi kapadıktan sonra şöyle gelin. Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'ndan biz 25 bas puanlık artış aldık, değil mi? Piyasa bunu nasıl yorumladı? Güvercin bir faiz artışı olarak yorumladı. Birincisi 25 bas puan medyan bir beklenti değildi. Yani 66 tane kurum veya işte ekonomist veya tahminci, tahmin girenler Bloomberg'e tahminlerini girmişti. Onun 15'e yakını bir faiz artışı bekliyordu. Dolayısıyla aslında piyasa beklentilerine zıt olarak piyasa durmasını bekliyordu. Avrupa Merkez Bankası faiz artışı yaptı. Ama gidip Lagarde'ın işte daha doğrusu onu geçmeden önce metinde, karar metninde bu artışın son artış olabileceğine dair bir sinyal var. Lagarde bunu basın toplantısında kabul etmiyor. Ama bakın görüyorsunuz, hani ben bir şey dememe gerek yok. Şu haber yazıyor zaten bugün 10'da gelen. ECB keep rates at 4% deposit facility 4% as long as needed. Yani yeni bir faiz artışı riskinde yeni bir faiz artışı yapmaktansa burada mevcut politika faizinde uzun süre beklemek noktasına geçmeye daha çok piyasaya sinyal veriyor. Euro dolarda da yaşanan satış süreci bununla ilgili. Yoksa
güvercin bir faiz artışı. Yani bu tanımlama gerçekten ne kadar doğrudur? Siz kararınızı verin. Yani bu şeyler böyle terimler vesaire kafa karıştırıcı oluyor işin özünde. Ama daha fazla faiz arttırmayacak sonuncusu bu noktasında getiriliyor. Şimdi Fed tarafında da böyle bir duruma yaklaştık aslında. Çekirdek enflasyonda barınma maliyetlerini çıkardığınız zaman oradaki düşüş noktasını gecikmeli etkiyi de düşündüğünüz zaman iyi bir noktaya gidiyoruz. Ama bu benzin fiyatlarında artık 6. 7. defa söylüyorum tabii, gelişmeler hoş değil. Dolayısıyla aslında Fed'den de bu haftaki artış diyorum, bu haftaki pas geçmeden sonra burada da biz uzun süre kalabiliriz sinyalini vermesini bekleyebilirdim. Ama şu anda kapıyı gene biraz açık tutabilir. Hani Fed'in bir tane daha faiz artışı yapmayacak düşüncesi otomatikman arkadaşlar dolar endeksini biraz daha rahatlatırdı. İşte ABD tahvil getirilerini bir miktar daha rahatlatırdı. Bu da şirketlerin daha rahat borçlanması ve tüketicilerin daha rahat krediye ulaşmasına sebep olurdu. Kredi standartları ciddi oranda daralmış durumda. Hem Avrupa'da hem ABD'de. Çin tarafı zaten malum. Orada da kredi standartlarında, kredilerle ilgili verilen de büyüme hızında vesaire bir gerileme durumu söz konusu. Şimdi bunu OPEC Plus kararı gerçekten bu gidişatı daha önümüzdeki dönemde 2024'te ile ilgili olarak büyümede aşağı yönlü riskleri artıracak bir yapıyla karşımıza çıktı. Zaman gösterecek neyin ne doğru olduğunu. Ama 1-2 ay atıyorum Brent petrolü 90-95 bandında belki işte çok konuşulan 100 dolar seviyesine getirip eğer büyümede gelecek yıl daha büyük riskler oluşturup onun pataküte 2024'te 40-50 bandına doğru gitmesini yaratacaksanız o zaman niye böyle bir tercih yapacaksınız? Gerçekten anlaşılması zor bir konu. Şimdi Avrupa Merkez Bankası böyle. Hemen şuradan Fed'i açalım. Bunu zaten konuştum anlatırken bu haftaki toplantıda faiz artışı beklemiyorum. Ekonomik beklentiler ve nokta grafik önemli olacak. Nokta grafikte bir artış daha sinyali içerebilir. Yani dediğim gibi o kapıyı tam kapatmamak adına benzin fiyatlarındaki son zamanlardaki gelişmeler olmasaydı belki daha farklı bir nokta grafikte de karşılaşabilirdik ama zannetmiyorum onu çok değiştireceklerini. Büyüme tarafında arkadaşlar 2023 beklentisini muhtemelen yukarı revize edecek. 2024'ü ne yapacak? Ben en çok onu merak ediyorum. Burada sabit mi bırakacak yoksa bir miktar aşağı revizyon mu yapacak? İşsizlik oranı yani burada son zamanlarda ABD'deki istihdam piyasası verilerinde dengelenmeyi görüyoruz. İşsizlik oranında yukarı yönlü bir revizyon alır mıyız? Ben onu da takip edeceğim. Ya belki yani şu 2023 olmasa bile 2024'te belki yukarı yönlü bir revizyon görebiliriz arkadaşlar. Ve genel yapı bu şekilde oluşacak. Tabii ki çekirdek PCE tarafındaki beklentiler de önemli. Yani belki işte şu 2024'ü bir miktar aşağıya çekebilirler diye düşünüyorum. İzleyip göreceğiz arkadaşlar. Fed toplantısı sonrası tabii Bullard'ın basın toplantısı da önemli olacaktır. Yani benim beklentim endekslerde yıl sonuna kadar yeni bir rekor daha görünmesi. Altın ve gümüşün olumlu bir şekilde fiyatlanmaya devam etmesi. Ama bunların altında tabii ki Fed'in durma periyoduna geçişinin daha net ortaya çıkması var. Dolayısıyla bu
durumu ne kadar netleştirecek? Yani şuradaki %40'a yakın bir olasılık olması lazım. İşte sene sonuna kadar bakın %47'lik bir olasılık var faiz artışı yapıp yapmayacağına ilgili. Bunu %100'e çıkarmak istemez ama böyle %20'lerin altına da göndermek ister mi? Ondan da emin değilim. Dolayısıyla ben hani şöyle toparlayayım. FED gününün çift yönlü volatilitenin fazla olacağı bir gün olmasını bekliyorum. Yani bir basın toplantısında bir sözcükle olasılıklar aşağı gidecek, faiz artış olasılıkları takı 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 hemen endeksleri alacaklar. Çipet pet diye dalga geçmeyin. Ondan sonra başka bir kelimeyle tak diye işte endeksleri satacaklar vesaire. Çok böyle heyecanlı bir gün olmasını ben açıkçası bekliyorum basın toplantısında. Şimdi bunu dedikten sonra yani Cuma günü bir çekim yapmaya çalışırız veya o gün yani ertesi gün zaten podcast'te bunu detaylandırırım. Ertesi gün İngiltere Merkez Bankası toplantısı var. 25 baz puan net olarak artış bekliyorum. İngiltere ekonomisindeki gidişat da iyi. Yani şu 2023'teki büyüme beklentisini görüyorsunuz arkadaşlar. 2024'te de öyle ahım şahım bir büyüme beklentisi yok. Yani bu petrolü yukarı doğru, benzin fiyatlarını, Brent petrolü yukarı doğru sürüyorlar ama yani global yapı inşallah bunu kaldırabilir diyelim. Neyse. Burada da bir 25 bas puanlık artış ama ondan sonra bunun da son olabilmesiyle ilgili sinyal gelebilir. Yani Avrupa Merkez Bankası nasıl güvercin bir faiz artışı yaptıysa İngiltere Merkez Bankası da güvercin bir faiz artışı yapabilir arkadaşlar. Japonya Merkez Bankası'na bakalım. Tabii ki politika faizinde bir değişiklik olması beklenmiyor. Ve görüyorsunuz haberde de bugün gelen haberde de yıl sonuna doğru bir işte negatif faizden ayrılma sinyalinin de gelmesi beklenmiyor. Ben çok buna katılmıyorum. Japonya'nın çekirdek enflasyonu %4'leri yükselmiş durumda. Yani ne kadar da burada dayanabilirler? Yani çok gerçekçi değil bence. İzleyeceğiz, göreceğiz. Zamanında 90'larda olması lazım ya da 80'lerde yanlış hatırlamıyorsam. Japon tahvillerini shortlama diye bir şey vardı. Niye? Çünkü borçluluk oranı yüksekti ve mümkün değil bu borçluluk oranları ile gidildiği takdirde. Ödenmesi gereken yeni borçlanmalarda ödenmesi gereken faiz oranları daha yüksek olmalı düşüncesi vardı. Bu olmadı çünkü Japon halkı inanılmaz bir derecede işte tasarruflarını çok hızlı bir şekilde kendi ürünlerine geçirebiliyorlar. Yani bu çok enteresan bir yapı. İlber Ortaylı gibi anlatmıyorum umarım. Çok enteresan bir yapı. Bunu yapabildikleri için o tahvil shortlayanlar gerçekten çok ciddi bir sıkıntılı süreç yaşadılar. Şimdi benzer bir durum USD/JPY kısmında JPY long pozisyon açanlarda yaşanmaya başladı bir süredir. Çünkü neden? Yani verim eğrisi kontrolünün böyle gitmeyeceği aşikar. Politika faizin eksi olmasının sürekliliğinin konuşulması ne kadar mantıklı? Bunlar biliniyor. Ama nasıl işte Japon hane halkı birdenbire Japon tahvillerine yatırımlarını arttırıp o düşünce yapısını kırdıysa Japonya Merkez Bankası da gerçekten bu duruşunda çok inatçı. Umarım yeni bir balon yaratmazlar. Bu balon genelde hisse senedi piyasasında oluşur. 2023'te şu hareketi yaşadık. Pandemi sonrası şu hareketi yaşadık. Daha da böyle açtığımda bakın bir önceki enteresan 80'lerde başlayan durumla beraber 90'ların başına geldiğimizde nasıl bir balon yaratmışlardı. Şimdi grafiksel olarak şöyle bir yapıda değiliz. Ama gene de bulunduğumuz yerler umarım burada bir balon oluşmuyordur
düşüncesini bana getiriyor. Çünkü bu olay patladığında deflasyon durumu çok net olarak gözüküyor. Dolayısıyla şuradaki hatasını tekrarlamak istemeyecektir diye düşünüyorum Japonya Merkez Bankası ve bir noktada inadından vazgeçecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunun ekonomik tabiri maaş bazlı yükselişlerin kalıcı hale gelmesi deniyor. O öyle kolay değil. Yani Japon şirketlerinin işte daha fazla maaş artışı yapması vesaire, bunlar kültürel değişimlerdir. Bu süreç başladı ama bu bugünden yarına hızlıca dönüşebilecek bir yapı değil, kültürel bir dönüşüm bu. Dolayısıyla yapı başladı ve nasıl bunu aniden frenleyemeyeceklerse devamlılığının gelmesinde de gereksiz yere işte politika faizinde inat edip böyle daha önümüzdeki dönemde daha fazla bir hisse senedi balonu yaratabilecek yapıya geçmeyecektir diye umut ediyorum. Hani öyle bitireyim. Şimdi Japonya Merkez Bankası'nda durumu bu. Kısaca aktarmaya çalıştım arkadaşlar görüşlerimi. Petrol fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyoruz. Yani bunu takip etmek durumundayız. Halka arzların gidişatını yakından takip etmeye devam ediyoruz. Ve Fed tarafında Powell'ın işte basın toplantısı valla inanılmaz böyle volatil bir seyir de olabilir. Bu dediğimde haksız da çıkabilirim tabii. Ama bana mantıklı gelen sinyal vermekte zorlanması olacaktır. Burada da volatil bir yapıyla karşılaşacağız. Çarşamba günü canlı olarak Fed'i takip edeceğim tabii. Benim için de çok heyecanlı bir gün. Genelde insanlar iş çıkışı sonrası daha farklı şeyler yaparlar. Ama ben hobim gereği Fed'i takip edeceğim. Bu bir isyankar bir şey değil. Gerçekten sevdiğim bir şey olduğu için takip edeceğim. Ondan sonraki günde siz de zaten podcast'te gelişmeleri paylaşın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese mutlu günler dilerim.